Değerli basın emekçileri, bugün burada açıklamamızda bulunduğunuz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Bugün burada Adalet Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül ve Muğla Milletvekilimiz Cumhur Uzun'la birlikte Güvenpark patlaması davasını takip etmek üzere Ankara Adliyesi'ndeyiz. Biraz önce duruşmaya ara verildi ve saat 12.30 sularında kararın açıklanması bekleniyor. Güvenpark saldırısı hatırlarsınız PKK terör örgütü tarafından 2016 yılının Mart ayında gerçekleştirilmiş ve sivil ölümlerine yol açmış bir saldırıydı. Birçok insanımızı bu terör saldırısında kaybettik. Ailelerle görüştük. Buraya gelmeden önce beraber toplantılar yaptık. Avukatlarıyla hukuki süreci konuştuk. Hem ceza yargılaması sürecini hem de idari dava sürecini hep beraber takip ettik. Ve bugün karar duruşmasındayız. Daha öncesinde 18 sanıklı olan bu davada sanıklar hakkında cezalar verilmişti ve Yargıtay'dan 4 sanık hakkında cezaların bozulmasına yönelik karar verilmişti. Bugün ise bu 4 sanık bakımından yargılama sürüyor. Bir dosyanın diğerlerinden ayrılması ve daha sonra karara bağlanması bir sanık açısından beklenirken 12.30'da diğer sanıklar açısından kararların verilmesini bekliyoruz. Ancak sürece dair bazı itirazlarımız ve soru işaretlerimiz var. Çünkü hepsinden önce bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir yurttaşımızın canı kıymetlidir. Ve hiçbir yurttaşımızın kendisini terör saldırılarına karşı yalnız hissetmemesi hepimizin önceliği olmalıdır. Ancak bu süreçte ailelerin de defalarca dile getirdiği, avukatların da defalarca dile getirdiği bazı iddialar, bazı soru işaretleri ve bu konuda yetkililerin ihmali olduğuna dair güçlü delillerin bir kısmı değerlendirilmiş değil. Hiçbir kamu görevlisi bakımından bir soruşturma izni verilmiş değil. Hiçbir kamu görevlisi yargılanmış değil. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü olaydan önce, çok yakın zaman öncesinde yapılmış olan bazı uyarılar var. Örneğin Amerikan Büyükelçiliği'nin yapmış olduğu iddia edilen uyarılar var. Kendilerinin de üzerine açıklamalar yaptığı. Bunlarla ilgili mahkeme yazı yazmış değil. Yazı yazarak buraların, bu bilgilerin nereden alındığı, bu uyarıların neden yapıldığı, ne zaman yapıldığına yönelik doyurucu bazı bilgilerin alınmış olması gerekirdi. Aynı şekilde bir vakfın, TÜRGEV'in öğrencilerine mesaj attığına yönelik ciddi iddialar varken, bununla ilgili bu iddiaların sorulması konusunda bile mahkeme avukatların taleplerini, ailelerin taleplerini kabul etmedi bugüne kadar. Bununla birlikte saldırıyı yapmış olan saldırganın, teröristin Türkiye Cumhuriyeti topraklarından adım adım bir kiraladığı araçla adım adım çıkarken defalarca polisin aranmış olması, aracı kiralayan kişinin defalarca telefonla polise, emniyete bilgi vermiş olması ve dikkat edin Ankara sınırlarından çıktı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkacak. Ben aracı takip edebiliyorum. Benim aracım çünkü kiralamıştım fakat Ankara içinde kiralamıştım dediği kişi ne yazık ki şu an yurt dışına kaçmış durumda. Ve öncesinde engelleyemediniz. Başkentin göbeğinde gerçekleşmiş olan ve ne yazık ki terör saldırılarıyla dolu Türkiye'nin bir taraftan IŞİD terörüyle, bir taraftan da farklı terör örgütleriyle saldırılardan, PKK saldırılarından, devamında 15 Temmuz'da FETÖ saldırısıyla uzun ve kanlı bir süreç yaşadığı, vatandaşlarımızın endişeye düşmüş olduğu bir süreçte başkentin göbeğinde yapılan bir saldırıyı bilemiyorsanız, önleyemiyorsanız, bununla ilgili istihbarat bilgisi alamıyorsanız, hadi diyelim bunu kenara koyuyoruz. Ama devamında saldırıyı gerçekleşmiş olan kişinin yurt dışına çıkmış olması şu anda bu yargılamanın özünü sakatlamış durumda maalesef. Ve olayı planlayanlar, olayı gerçekleştirenler yurt dışında olduğu zaman, kaçtığı zaman siz bu olayın tüm boyutlarıyla ele alınmasını da engellemiş oluyorsunuz. Ve diğer taraftan idari dava süreciyle ilgili hepimizi kaygılandıran, özellikle ailelerin anlatırken gözlerinin dolduğu, öfkelendikleri ve bize yaslarını tekrar hatırlatırken bu hukuki mücadele hakkında da ne kadar bilgi sahibi olduklarını gösterdikleri başka bir boyutu var meselenin ki bu kısmını Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemsiyoruz. Danıştay'ın bir kararı var. Önce daire kararı, daha sonra idari dava daireleri kurulu kararı var.
yine Güven Park saldırısı ile ilgili. Burada yürütülen bir ceza yargılaması varken diğer tarafta da bir idari yargılama yürütülüyor. Ve bu yargılama sonucunda Danıştay tarihinde ilk kez, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Danıştay şunu söylüyor. Devletin terör konusunda bir kusursuz sorumluluğu yoktur diyor. Bu ne demek? Devletin kusurlu sorumluluğu vardır, kusursuz sorumluluğu vardır. Kusurlu sorumlulukta ihmal var mı buna bakarsınız. Ama kusursuz sorumlulukta şuna bakarsınız. Hiçbir yurttaşımız Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir kişi, hiçbir sivil kendisini güvenlik altında olmayan bir şekilde hissetmesin diye toplumsal bir dayanışmayı gösterir. Yani teröre karşı hep beraber duruşumuzu ve geride kalan çocuklarını kaybetmiş, onları gözyaşlarıyla anan ailelere en azından bir nebze destek olabilme mantığını içerir. Fakat Danıştay 100 yıllık içtihadını değiştirerek kusursuz sorumluluğun olmadığını söylemiş oldu ve bundan sonra verilecek olan kararlar bu yönde çıkarsa ailelere daha önce oğlunu, kızını, çocuklarını kaybetmiş olan ailelere daha önce ödenmiş olan tazminatlar geri alınacak. Faiziyle geri alınacak. Şimdi böyle bir skandal olmasını istemiyoruz biz. Neden? Çünkü ailelerin derdi tabii ki para değil. Tabii ki bir maddiyat peşinde değil hiç kimse. Hatta bize açıkça şunu söylediler. Bize keşke bu borcun 10 katını çıkarsalar da biz oğlumuza, kızımıza kavuşabilsek. Keşke biz kardeşimize tekrar sarılabilsek diyorlar. Ama tabii ki böyle bir öngörülemez sonucun ortaya çıkması hepimizin vicdanında yer alıyor. Dolayısıyla devletin teröre karşı gerçekten güçlü bir duruşunun olması ve terör nereden gelirse gelsin orada vatandaşlarımızı hiçbir şekilde yalnız bırakmadığını göstermesi ancak olayların tam olarak açığa çıkarılmasıyla mümkün olabilir. Bizler bu anlayışla Güven Park saldırısı davasını da birçok insan hakkı ihlalini, birçok davayı takip ettiğimiz gibi, birçok toplumsal davayı takip ettiğimiz gibi takip ettik ve devamındaki bütün hukuki süreci takip etmeye devam edeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.